Avrupa Parlamentosu Strasbourg'daki oturumun doğru krizini ele aldı. Başta Yunanistan olmak üzere euro kuşağındaki birçok ülkenin içinde bulunduğu borç krizi, birlik ülkelerinin politikacıları tarafından endişeyle izleniyor. Yüksek düzeydeki temsilciler Avrupa Birliği'nin dağılabileceği tehlikesine dikkat çekiyor. Avrupa Parlamentosu'nda hakim olan karamsar hava Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso'nun konuşmasına da yansıdı. Barroso açıklamasında, "Bir neslin önünde duran en zorlu sorunla karşı karşıyayız. Bu birliğe bağlı ülkelerimizdeki tüm ailelerin istihdam ve refahı uğruna verilen bir mücadeledir. Bu Avrupa'nın ekonomik ve siyasi geleceği, Avrupa'nın dünyada temsil ettiği şeyler ve Avrupa Birliği uğruna verilen bir mücadeledir," dedi. Avrupa Parlamentosu'nda krizle alakalı tartışmalar sürüp gidiyor. Liberal kanat ulusal devletlerin işbirliğini değil, gerçek bir Avrupa topluluğunu hedeflemek gerektiğini vurguluyor. Sosyalistler grubu ise birlik ülkelerindeki bütçe açıklarının kapatılmaya çalışılırken yoksulların ve dar gelirlilerin sırtına yüklenilmemesi gerektiğini söylüyor. Yeşiller de krizin çözümü için zenginlere hedef gösteriyor ve İsviçre gibi vergi cenneti ülkelerin bankalarında yatan milyarlarca euronun vergileriyle krizlerin aşılabileceğini savunuyorlar. Son olarak muhafazakar milletvekilleri ise Avrupa Birliği'nin de nereye kadar gidip gitmemesi gerektiğini tartışmaya açarak bir ülkeyi iflastan kurtarmak için diğer ülkeleri iflasa sürüklemenin yanlış olacağını belirtiyorlar. Dear colleagues, please take a seat.